Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz hepiniz. Bunlar şimdilik bir durum yok. Bunlar öylesine böyle denk geldi masanın üstünde. Amino asitim var. Gördüğünüz gibi amino asitim var. BCM var. Bir de C vitaminim var. Bunları yapıştıracağım. Ondan sonra keyifli kahvemi içeceğim. Ondan sonra Büyükçekmece'ye gideceğiz. Büyükçekmece'de güzel bir kardiyo yapacağız. Eve kız attım bugün. En son bulaşıkları yıkıyordu. Günaydın. Saat kaç? Saat 8:20. Saat 8. O zaman şunları içeyim ben. Sonra kahvemi içeyim. Sonra kız arkadaşımı bırakacağım bir yere. Hadi işe gidecek. Ondan sonra kardiyoya kaçar babaanne. Güzel bir video yapar yine. Akşam da ağırlık antrenmanı yapar. Salondan açık oluyor. Açık. Adamsın. Bas. Aa, Red Kit'i gösterelim. Cigara içen Red Kit. İptezer senin abi. Fena ölüm korkusu fena. Dur makineye çalıştıracağım. Makineyi çalıştırmayı da öğrendim. Yalnız kalarsınız, bunları öğrenin. Biraz şu feyri versene, feyri. Feyri denk biraz. Geçen gün bu feyriden temiz olsun diye buralara döktüm. Tamam yeter. Çek şimdi. Çeker. Temiz olsun diye buralara döktüm ama nasıl döküyorum? Zannediyorum ne kadar dökersem o kadar temiz olacak. Her tarafa döktüm. En son makineyi çalıştırdık baba. Bir baktım buralar var ya komple su olmuş. Köpük olmuş, su olmuş. Bir de Mahmut'un bir de sana suçu atıyorum. Diyorum yapamadın, makineyi kırdın, makineyi bozdun. Bak bunu ikiye alıyorsun, buradan da deterjana basıyorsun, bir de başlığa basıyorsun, o başlıyor kendisi. Kırmızı ışık yanmadı. Yanmadı, kendi bilir ama başladı. Teknoloji ayrı olmuş. Yani bilmiyorum ya. Işığı ister yak ister yakma. Benim bulaşıklarımı yıka. Işık yakıp yakmamak sana kalmış kardeşim. Anladın mı? Ters düşeriz bak. Ateş ederim sana. Hakikaten hiç ışığı yanmıyor. Yo çalıştım. Sesi var ya. Bu ne su güzel lan. Şehir manzarası. Beton ya. Şehir manzarasının amına koyayım ya. Akşama kadar bütün manzaraları görüyoruz. Deniz manzarası, orman manzarası, şehir manzarası. Nerede görüyorsun deniz manzarasını? Gideceğim marinaya biraz. Ya şimdi gittiğimde... öyle tabii. Orası öyle. Betonu sevmiyorum ya. Az önce yaptığımız muhabbetleri çekseydik, video alsaydık var ya, güzel olurdu. Ama çocuklar anlamazdı çoğu aramızda olan muhabbetler. Ama sen çok popi oldun bu ara. Niye abi? Vallahi sen çok popi oldun. Öpüş olmaz, çocuklar da bizden. Rahat ol. Sen çok popi oldun mu? Yok sabah çiğ köfte yemem. Yok bilmem ne. Hayırdır? Kanka, senin yanında dura biz de beslenmemize bayılıyoruz. Hayır yani sabah çiğ köfteyi beğenmez hale geldin ya. Yemiyordum ki zaten hiç. Olsun, sen biraz popüleştin, ben sana söyleyeyim. Popüle. Sen popüleştin biraz. Anladın mı? Tabii sen biraz değiştin. Nasıl bir şey oldum? böyle bir şey oldun yani. Sosyete. Tabii sosyete oldun, sen bir değiştin. Tabii. O bildiğin Mahmut yok artık. O bildiğin Mahmut yok. Çok değişeceğim. Değişmemiz gerekiyor. Sarı kamerayı böyle tutunca da tuhaf oluyor bakalım. Kanka. Alışacaksın. Al. Alıştıracağım seni tabii. Mahmut'umu seviyorum. Mahmut'umu siz de seversiniz. Bir daha söyle. Sosyete oldum. Sosyete çantam var hesabı. Harbi çok sosyete çantası ama. Tabii. Baksana. Videoyu kapatıyoruz, bakırın dibine vuruyoruz, video atıyoruz, suskunlaşıyoruz. Kanka o kameradan o kaynaklanıyor. Alışacaksın. Alışacağım mı? Alışacaksın. Bakayım sosyete çantası, harbi sosyete çantası ama. Ama bak, ben diyorum sana değiştin, inanmıyorsun. İçinde neler var? Maskem, cüzdanım, kolonyam, sigaralarım. Sen oraya yavaş yavaş eklemeye başlarsın. Harbi. Az önce cebinde vitamin taşıyordun. Evet. Harbi sosyete oldu. Evet. B vitamini. Bende farkı. Bende herkese iyi geliyor. Adamsın. Bende farkı. Olmuştur sana güzel icraatlarım. Çok. Aşırı. Olmuştur harbi güzel icraatlarım sana hayatım boyunca. Sadece lafta değildir yani. Yani tabii. Tabii. Bende farkı.
Bende farkı. Herkese lazım bir tane bende. Adamsın. Ama bir tane var, o da bende şu an. Sen merak etme, ben onlarlayım da. Onlarlayım da aynı zamanda. Olabilir. Bak ben her yerde online'ım. Ailede online'ım. Aynen. Semtte online'ım. Senin yanında online'ım. Oto yıkamada online'ım. YouTube'da online'ım. Instagram'da online'ım. Ben her yerdeyim. Çok çeşitli. Tabii tabii. Tamam. Her yere de yetişiyorum. Aynen. Farkında değil misin? Aynen aynen. Yetişiyorum, yetişiyorum. Her yerde yetişiyorum. Yetişmem gerekiyor kardeşim. Öpüyorum seni. Bodrum'da da online'ım son zamanlarda. Muğla. Bodrum'un içinden geçeceğim. Ayarlarıyla oynayacağım. Bodrum ayarlarıyla oynayacağım. Aramızda muhabbet var da ayarlarıyla oynayacağım muhabbeti. Öyle işte. Memleketin ayarlarıyla oynayacağım. Şivemizi de yaptık, tamam mı? Diyorum nereye? Büyükçekmece, kardiyoya. Ne yapacağım Büyükçekmece'nin ben? Koşacağım. İçinden geçeceğim. Ayarlarıyla oynayacağım. Ayarlarıyla oynayacağım. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, Mahmut Bey'i de evine bıraktığımıza göre ufaktan kardiyomuza doğru geçelim. Kardiyo yapacağımız yere doğru Büyükçekmece sahile gideceğim. Aa, aslında bugün bebek de yapabilirdim ha. Ama işte ya Mahmut Bey'in bütün hayallerime taş koydu. Bak güzelliğimi yaparım. Bak Mahmut'u evine bırakırım ama arkasından da söylenirim abi. Söylenme hakkım var. Söylenirim abi. Ben bebeğe de gidebilirdim bugün. Çünkü bugün asla bir ağırlık falan yapmayacağım. Biraz belki dövüş çalışırım. Biraz da düz koşu yapacağım. Çünkü akşam bir de ağırlık antrenmanım var. Bunu da söylüyorum size. Bak sabah ağırlık yapmıyorum. Çünkü akşam ağırlık antrenmanım var. Akşam salona gidip harbiden basacağım yani. Ben Front dediği gibi basacağım. Bak beni bu kadar trafik muhabbetine sokan kişi Mahmut'tur. Ah be Mahmut. Şurada karakol var. Şurada karakol var bir tane. 6 ay boyunca her gün gelip imza attım buraya, biliyor musunuz? Şurada hiç iyi anlarım yok. Gürpınar Polis Merkezi. Gürpınar Polis Merkezi. Orayla hiç güzel anılarım yok orayla ilgili. Emekçiler iş başında. Emekçiler iş başında. Kolay gelsin kralım. Kolay gelsin. Merso. Büyükçekmece'ye gidiyoruz. Orada sadece düz koşu yapacağım dediğim gibi. Çünkü akşam ağırlık antrenmanım var. Cebinden. Ama ülkücü müziklerini hep arada bir açarım yani. Severim çünkü. Hadi be transporter. Mutlu olduğum yere geldik baba. Görüyorsunuz. Nasıl mutlu olmayayım ki? Buradan bir başlıyorum baba koşmaya. Büyükçekmece'ye kadar. Arabamı da güzel bir yere çektim. VIP yeri. Gölgesi de hazır aslanımın. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Şurada gördüğünüz halı saha var bir tane. Halı saha gibi top saha. Arabanın kapısı açık ama hadi oraya doğru gidelim. Biliyorsunuz benim ilk başladığım spor futbol. Ben 8 yaşında falan futbola başladım ve ben 6 sene boyunca biraz sonra göreceğiniz top sahasında futbol oynadım. Size benden bir tavsiye. Küçük yaşta başladığınız bir hani bir spor varsa, hele ki para kazanabileceğiniz güzel bir sporsa, hay senin makine gibi. Dur bir saniye, şu makine gitsin, konuşmaya başlayacağım. Sakın bırakmayın, anladınız mı? Sakın bırakmayın. Bakın ben bok sebeplerden bıraktım. Şimdi çok farklı şekillerde hayata tutunmaya çalışıyorum. Bakın ben burada 6 sene top oynadım. Görüyorsunuz değil mi? Orada 6 sene boyunca top oynadım. Bok sebeplerden bıraktım. Şimdi hayata tutunmaya çalışıyorum. Çok şükür halim vaktim yerinde yani. Çok şükür her şey yolunda da yani. Şimdi antin kuntin işler yapıyorum. Değişik işler yapıyorum. Ama hani güzel bir futbolcu olabilirdim. Zaten futbolcuydum da götüm kalktı açıkçası. Bok muhabbetlerden futbolu bıraktırdılar bana. Yani bir 4000 liralık muhabbet vardı. Yani lisansımı alma muhabbeti vardı. Geri alma olayı vardı. Sonra başka şeyler vardı. Yani birkaç ipnelik, birkaç para beni bıraktı. Ben de düşüncem şu şekildeydi. Yani ben gideceğim, takım kötü olsun falan filan. Halbuki ne alakası var? Herkesin yeri doldurulur. Sen kendi hayatını bitirdin, farkında değilsin. Bir sakatlık olsaydı yine yanmazdım ama bir sakatlık olmadı. Futbol hayatım bitmiş bulundu. Dediğim gibi eğer bir spora başladıysanız küçük yaşta,
belki beni dinlemeyeceksiniz. Bir kulağınızdan girip bir kulağınızdan çıkacak ama harbiden bırakmayın. Bakın ne olursa olsun bırakmayın. Çok güzel takımlarda futbol oynadım ben aslında da. Nasip değilmiş. Yine mutluyum yani, her türlü halimize şükürler olsun. Mahmut Bey'i evine bıraktığımıza göre artık ufaktan şöyle bir koşu yapmaya başlayalım. Videoda yapacağım, yapacağım. Koşarken de bir video yaparım öyle güzel bir şeyler. Telefonu koyarım, koşarım, gelirim falan filan. Yine bir buzlu bir suyum vardı benim. Bir onu bir alayım ben. Şu buzlu suyumuzu alalım baba. Bak buz gibi. Babam de çok güzel. Bunu alalım. Başka da bir şeye hiç ihtiyacım yok zaten. Bir de arabanın anahtarını alalım tabii, üstünde kalmasın. Hop. Bir de arabamızı kilitleyelim tabii. Dostlar. Görüyorsunuz. Kardiyo modu. Ama şurada arkada böyle bir tane iki tane böyle bir takılıyorlar peşime. Anlamadım sebebini. Sebebini ben anlamadım. Siz çözebilir misiniz? Ama işim olmaz. İşim olmaz. Şu an iş modundayım. Takılmaca. Biraz koşuyorum, biraz yürüyorum. Kardiyo modu işte. Nabzı biraz hızlandırmaca, biraz düşürmece. Takılıyorum. Çocuklar, madıklar gelmeye başladı. Kalabalıklaşmaya başladı burası. İşte Büyükçekmece'yi bu yüzden sevmiyorum açıkçası. İnsanları tipleriyle asla yargılamıyorum da. Baba tiplerinden huyları belli oluyor, anladın mı? O yüzden gerek yok yani. Birazcık koşarken de video çekerim. Şunları tekrar çekeyim. Hala takip ediyorlar beni. 2 saat oldu. Bak. En baştan beri yürüyorum. Bak neden video çekmedim biliyor musunuz? Yürürken aslında çok fazla şey denk geldi. İşte dayının bir tane şınav çekiyor. Onu yakalayabilirdim. Sonra kekolar kavga ediyorlardı. Onu yakalayabilirdim ama dedim şunlar bir gitsin. Sonra çekeceğim. Bir de onlara, ben de onlara odaklandım açık söyleyeyim. Koşmadım, yürümedim. Öyle hızlı yürüyüş yaptım sadece. Aa, nereye bağlayacaktım muhabbeti? Yani şuna bağlayacaktım. Video çekemedim yürürken çok fazla ama şimdi yürüyorum, çekiyorum işte. Biraz koştum, biraz yürüdüm yani. Şu an yürüme modundayım ama fena terledim. Terledim. Nabzım da hızlanıyor. Güneş de yukarıdan vuruyor. Fena. Güzel, güzel oluyor. Bak hala takipteyim. Hala takipteyim. Eyvah, polis amcalar bizi takip ediyor. Birazcık koşacağım. Sonra bir yerde telefonu koyup koşu yaparken de video çekeceğim size. Güzel bir ortam, bakın keyfini çıkartın, rahatlayın. Güzel. Beyler abone olmayı unutmayın, tamam mı? Like da atın. Bakın üzülüyorlar şu an beni geçiyorlar diye ama ben şimdi yol yapacağım onları. Şöyle ufak temsili bir video yapalım ya. Ama bunu yere koysam daha iyi. Götümden solumaya başladım. Yine başladım götümden solumaya. Ama bayağı oldu yani. Harbiden bir 15 kilometrem var yani. İnanın bana, bir 15 kilometrem var. Burası
boydan boya bir 7 kilometre olsa. Gittim geldim, hatta 15 olmuş. Ben bir kere daha gittim geldim yani. O zaman o 7 kilometre yoktur. O zaman 5 kilometre desek işte. Şu anda 12. kilometrede falanım. Bayağı yoruldum yani harbiden. Koş duraklat. Kızları da bayağı yordum. Benim peşimden koştular durdular. Az önce beni geçtiler ama işte video çekerim. Ne oluyorsa olmaz ama bakayım. Babam de, dayılarıma. Dayılarım fena. Deş ediyorsun be. Karizmatik adam. Babam de, etkilemece. Manita etkilemece mi? Fena. Neler oluyor etrafımda? Çok şey gördüm ya, harbiden çok şey gördüm. Karılara odaklandım, çekmedim. Mesela dayı şınav çekiyordu ama böyle yok böyle bir şınav. Böyle bir şınav Arnold görmemiştir yani o derece. Güzel, seviyorum Büyükçekmece'yi de. Bazen etraftan değişik insanlar geliyor. Yani değişik insanlar gelmesini değil, tabii ki gelsinler de biraz kendisini geliştirsinler be abicim. Siz de aynı o şekilde. Biraz geliştirin kendinizi. Ama burada biraz daha kaliteli insanlar var. Bak burada biraz daha düzgün yani insanlar. O ilk Büyükçekmece daha fenaydı. Gürpınar biraz daha güzel. Ama burası paralı olabilir. Aynen. Ha yok, paralı değil. Yok burası. Ama bilmiyorum, paralı da olabilir de. Değil aynen. Burası paralı. Şu ileride bir yer var paralı. Çok bir para değil zaten. 10 lira falan geldiğim zaman oraya gidiyorum. En azından daha sakin, daha güzel oluyor. Yine güzel bir video yaptık. Yine güzel bir video salladık. Sonra bana brocum video yapma. Yapmadın. Brocum motivesiz kaldık. Brocum bilmem ne demeyin. Daha yeni kendime geliyorum biliyor musunuz? Sabah uyandım. Arkadaşı işe bırakacağım diye. Sabah uyandırdı beni. Ben normalde ne zaman uyanırsam o zaman geliyorum kardiyoya. Ama tabii ne zaman uyanırsam o zaman geliyorum da 2'ye kadar 3'e kadar yatmıyorum yani tabii. Yani 11'i geçirmem. 10'u geçirmem yani. 12'de kardiyom bitmiş olur. Sonra en az bir iki saatte kardiyodan sonra uyurum. Kahvaltıyı yaptıktan böyle bir yarım saat, bir saat sonra tam başıma gelir. Bir de o zaman uyurum birkaç saat. Vücudum iyice toparlanır. Ondan sonra güzel yine bir öğün. Ondan sonra sporuma yaparım. Yani şimdilik sistemim bu şekilde. Yağ yakımına odaklandım şu anda. İşte 77 kilo falanım ama bir ayda harbiden şöyle bir 70'e düşmeye çalışıyorum. Hatta 73'ü ama böyle bir 73 yok. Diri, sert. Sağlam besleniyorum. Çok iyi besleniyorum. Çok diri, sert bir 70 kiloya düşeceğim. Videolarda zaten göreceksiniz. Her şeyi paylaştığım gibi bunu da paylaşacağım. Ne yediğimi, ne içtiğimi, nasıl kardiyo yaptığımı, nasıl antrenman yaptığımı her şeyi paylaşıyorum sizle. Tamam artık. Baktığın yeter. Hala bakıyorsun amına koyayım. yakalayın bunları bakın. Videoda yakalayın bunları. Ben canlıda yakalıyorsam, aynı zamanda size sohbet ediyorsam videoda yakalayın bunları. Daha bir 3 kilometrem daha var. Sonra arabaya gideceğim. Fena terledim ama. Harbiden terlemeye başladım. En son biterimi de çekerim. Güzelce çekerim. Sonra kahvaltımı da gösterip videoyu kapatacağım. Şu Zodiac botlardan bende de vardı. Muğla'da bende de vardı. Sattım sonra onu. Çok keyifli oluyordu Muğla'da. İstanbul'da zaten kullanamazdım. Yani buraya nereye gideceksin? Ama Muğla'da çok keyifli oluyordu yani. Varsa durumunuz falan şu Zodiac botla bir İstanbul'da böyle bir kiralayın, bir takılın yani. Keyifli oluyor, güzel oluyor. Canım. Bakın ben böyle bana bakan hatunları çekiyorum ama hani hem biraz piçliğine çekiyorum hem de biraz sakın şey demeyin. Hani şuna bak ne kadar egolu falan demeyin. Buradan almanız gereken mesaj nedir biliyor musun? Çünkü beni izleyen çocuklar hani genelde böyle 24 yaşında çocuklar. Yani 24 yaş ve 6 diyeyim. Daha fazla böyle 16-17 yaşında çocuklar. Ve hani beyninde değil skinde çalışan çocuklar. Dolayısıyla onları oradan yakalamam lazım. Hani onlara demek istiyorum ki kızlar bakıyor spor yapın. Hani hoşunuza gidiyor hesabı, buradan yakalamaya çalışıyorum. Şimdi ona desem ki sağlıklı vücut baba. Yok baba ilerideki zamanlarda dizlerin işte sağlıklı olsun. Yürümeme sorununu çekme. Yok kardiyon olsun. Yok bilmem ne dersem yakalayamıyorum yani. Bunu gördüm. Yılların verdiği tecrübe bunu gördüm yani. Gençleri bu şekilde yakalayamıyorsun. Gençleri daha çok karıyla kızla yakalıyorsun. Diyorsun ki bak kızlar nasıl bakıyor bilmem ne. Gördünüz yani videoda direkt bak yemin ederim bir sonraki videoda onu yaparım. Bir sonraki videoda sadece kızları yakalama videosu yaparım. Nasıl bakıyorlar? Harbiden içine düşecekler yani. Şöyle bir baksan, şöyle bir hani bakışlarında hani gel bir çay içelim, kahve içelim desen, inan kahveden sonra eve bile atarsın o derece. Hani
o kadar spor yapın yani, dikkat çekiyorsunuz. Bir gün sadece onları da yakalayabilirim. Şu an sadece, bak size yemin ederim, sabahtan beri o kızlar benim arkamda yürüyor diye ben video başlatmadım. Antrenmanım bitti neredeyse, hala video çekmedim ama en son yakaladım yani artık. Bir de bir tane daha video çekiyordum öyle, öylesine gördüğünüz gibi etrafı çekiyordum. Bakan karıları gördünüz. Yani kolpa değil yani, yalan değil. Yakalarsınız dediğim gibi. Size sağlıktan yakalamayacağım. Sağlıklı olursunuz spor yapın demeyeceğim. Karılar bakıyor abi, spor yapın. Karılardan yakalayacağım sizi. Karılar bakıyor, spor yapın. Yapın yani baba şu sporu, anladınız mı? Şu sporu yapın baba. Keyifli ya, bundan keyif alın zaten. Aa, günlük motivasyonumu da bitirdim. Günlük boş yapma limitimi de bitirdim. Biraz boş yapıyorum, biraz motive ama güzel. Güzel, sizi yakaladığımı düşünüyorum. Arada bir hani neden spor yapmanız gerektiğini, sağlıklı olmak için hani dizler, yaşlandığınızda problem olmaması gerektiğini de ufak bir böyle bilinçaltınıza yerleştirdim. Bunun da farkında olun yani. Yerleştirdim bilinçaltınıza ben onu. Burayı seviyorum, Büyükçekmece. Bir dahakine Bebeğe gideceğim ama. Bir dahakine Bebeğe gideceğim abi. Kaçtır Büyükçekmece'ye geliyorum. En son Bebeğe gittiğimde de aslında dün gittim Bebeğe de, video yapmadım. Yaparım bir dahakine. Hadi bakalım arabaya gidelim. Ya şunların tatlılığına bakar mısın ama, fena dedikodu. Fena dedikodu. Birbirlerine ters yapıyorlar, barışıyorlar. Bak ellere kollar. Bak dedikodular falan. Fena. Çok tatlılar ama. Bak duyuyor musunuz? Ben güneşin altında bekleyeceğim. Sikerler böyle işi diyor. Racon. Şş, hayırdır? Güneşin altında onu mu bekleyeceğim ben diyor. Ah babam be. Videoyu tam kapatıyordum. Kapatmama kararı aldım. Dur, benim de koşmam lazım şu an falan diyormuşum. Benim de koşmam lazım diyormuşum. Biraz önce birlikte spor yaptık bu karıyla. Bana selam verme ihtimali var. Selam vermezse ayıp eder yani. Az önce bana hareketler soruyordun. Ama video çektiğimi falan da söyledim. Anlayabilir. Ufak bir kafa salladı ama anlayacağını zannetmiyorum videoda. Hatta göründü görünmedi onu da bilmiyorum ama. Ama iyi bir kız, zaten evli. Hani yanlış anlamayın. Ben makarasındayım tamamen. Evliymiş, Büyükçekmece'de oturuyormuş. Falan filan. Evet, kardiyomuz biter. Tam tamına şöyle bir buçuk saat falan yaptım ve koşmaktan ve yürümekten çişim geldi, yoruldum, terledim, sinekler ortaya çıktı. Buddy, bekledin mi beni burada? Aslan oğlum benim. Hadi kaçalım artık. Hadi kaçalım baba. Bakın şu sesi çok seviyorum. Para sayıyor ya. Tırrrr ediyor ya. O parayı, o sesi çok seviyorum. Şunu falan çok seviyorum. Buradan bir para çekme şekli yaptık. Şimdi bir evde yumurta falan yok. Sadece yeşilliğim olması lazım evde. Bir de çiğ köfte var biraz. Bilmiyorum, belki bir iki tane çiğ köfte atarım ama en azından bir yumurta alalım, meyve alalım marketten. Kardeşim kolay gelsin. Sağ olasın. Selamünaleyküm. Abi nasılsın? Kolay gelsin. Ah babam be, şarkı ya. Şimdi organik yumurta, ne kadar organik olabiliyorsa artık. Türkiye, İstanbul'daki yumurtalar. Bakayım biraz. Arkadaşlar, bakın size bir şey daha öğreteyim. Asansöre bindiğiniz zaman, atıyorum orta kattasınız, 5. kattasınız. Yukarı çıkacaksanız eğer, yukarı çıkan oka, aşağı ineceksiniz eğer, aşağı çıkan oka basıyorsunuz. İkisini birlikte aynı anda basıyorsunuz. Anladınız değil mi? Yukarı çıkıyorsanız yukarıdakine, aşağı iniyorsanız aşağıdakine. Ulan şu kadarcık şey var ya, jambon aldım, yumurta aldım, bilmem ne verdim. 50 TL para verdim anasını satayım. Yani parayla değil, domalar ödedim resmen yani o kadar da. 20. katta ev mi yapılır be kardeşim?
Şimdi güzel bir jambonlu yumurta yapacağım kendime. Yanında da ceviz koyarım biraz. Bir de patates belki eklerim, patatesli yaparım. Çünkü ufakta bir karbonhidrat girsin vücuda. Bu evden de taşınıyorum. 5-6 gün sonra bu evden de taşınıyorum. Bakalım sonra nereye gideceğim. Bodrum'da kalacağım 2 ay büyük ihtimal. Bakalım bakalım. Size 2'dir videoyu başlattığımda bir şey söyleyeceğim. Unutuyorum. Ameliyat oldum. Şaka yani, saati çıkardım. Ameliyatlı çıkardılar saati, sonunda çıkarttılar. Şaka yapıyorum, evde unutmuşum anasını satayım. Gece uyurken çıkartıyorum da bazen. Evde unutmuşum saatimi. Saatsiz bir gün geçirdim ama lazım oluyormuş yani. Ben sürekli saate baktım yani. Bugün 4-5 defa ile kardiyo yaparken bir 4-5 defa, yürüyünce bir 4-5 defa baktım. Hiç çıkartmamanın bir payı varmış yani. Hani çıkartmayarak haklıymışım yani. Bir de yorumlarda bazen yazıyordunuz. Ameliyatla çıkar şu saat falan filan. Çıkarttım yani. Gözünüz aydın. Ben bir yemeği hazırlayayım. Çok boş yaptım. Biraz yemek hazırlayalım. Son olarak size ne yemek yediğimi de çekeyim. Patates aç bitir var biraz. Bir paket aç bitir var. Ceviz var birazcık. Sade sodam var. Bol ve yeşilliğim var. Öğünüm de bu. Kardiyodan sonra yapacağım öğün de bu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bu arada nasıl pişirdim biliyor musunuz? Patateslere asla yağ koymadım. Suda önce bir haşladım. Sonra su bitmeden salamlarımı koydum. Ondan sonra yumurtalarımı kırdım. Efsane oldu. Çok da güzel oldu. Ufaktan baharat da var, tuz da var. Efsane yani. Afiyet olsun bana. Siz de abone olun, like atın. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Allah'a emanet.